Aa, buraya gelme. Bu daha vermez. Başka bir sen git başka yerde de yürü. 10 bin bitcoin'e attı. Yok, dolar düştü. Bozdur onu, bozdur. Hepsini bitcoin'e attı, bitcoin'e. Bir tane daha yapar mısın? Oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Efendim? Dalga mı geçiyorsun? Niye ki? Oğlum bitcoin'den bahsettin, dolardan bahsettin, arabadan bahsettin, durmuyor. Param yok diyor. Bu nasıl olacak? Param yok, yemek diyorum. Acıyorum, yemek veriyorum sana. Dolardan bahsettim. Ben bıraksam. Gel sen çık abi. Tamam. Abi çıksana sen. Niye zorluk çıkarıyor? İnsan değil misin? Tamam bak gel gel bir şey diyeceğim. Gel buraya gel. Nasıl gel? Nasıl gel? Buyur abi hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi buyurun. Ya şey hiç param yok ama. Vardı da batırdım paramı. Karnım da aç benim. Bana bir dürüm yapar mısın? Karnım aç. Ama param yok. Çalışan adam. Buyur abi otur yapalım. He? Yapalım buyur otur. Biz çalışan derken? İşçiyiz ama yapalım. Buyurun otur. Sağ ol. Sağ ol kardeşim. Siz de sağ olun. Buyur otur abi. Acı yer misin abi ben? Hayatım acıyla geçti. Ama olsun yine yerim. Ben memleket neresi kardeş? Hataylıyım abi ben. Hataylı mısın? Evet abi. Sen abi? Ben Trabzonluyum. Olsun abim, hepimiz kardeşiz. Hepimiz bir de ayran verim abi sana. Ver abi. Bir beş şalgam olur mu ya? Şalgam mı? He, acı olsun. Acı olsun. Sağ olun, sağ olun. Evet, sağ olun. Allah razı olsun. Allah senin gibi insanları başımıza eksik etmesin. Amin abi. Tuttuğun altın olsun. Sağlığın, sıhhatin Allah esirgemesin. Ne yapalım? Bazen böyle parasız kalıyoruz. Olur abi, ne olacak? Aç kalıyoruz. Sen ne yapıyorsun abi buralarda? Ben aç, perişan. Garip bir adamım. Bakma kostümlerim iyi. Bunları bana arkadaşlar verirdi. Eskiden çok zengindim. Eskiden herkes güzel giyiniyordu abi. Şimdi yokluk var her yerde. Çıktı mı dürüm? Az kaldı abi. İki defa edileceğim abi. Allah razı olsun. Ne insansın sen. Benden de abi. Bir şey olmaz. Çıktı abi. İki defa veriyorum. Ekmeğini biraz da kızartayım sana güzelce. Tamam. Bir gün param olursa gelip veririm kardeş. Canlı sağ olsun abi. Hiç getirmesen de olur. Sorun değil. Alo. Yo, Maltepe'deyim kardeş ya. Sen de mi açsın? Ben de açım da burada Allah razı olsun. Bir Adanalı arkadaşın, Adanalı Usta diye bir yer var. Gidirdim. Arkadaş sağ olsun bana yediriyor ya. Yo buraya gelme. Bu daha vermez. Başka bir sen git başka yerde de yürü. Yürü lan. Başka yere gidersen. Burada da gelme git. Pendiye mendiye git. Yürü. Kapat durumum geldi. Afiyet olsun abi. Sağ ol kardeşim. Var mı başka bir isteğin babam? Yok sağ olasın. Daha bir şey varsa söyleyebilirim. Yok sağ ol sağ ol. Allah razı olsun. Vallahi Allah razı olsun. Üzülüm ya bu kadar biraz. Ben... Eline sağ ol. Çok güzel. Afiyet olsun baba. Adamsın adam. Adamsın. Oh. 3 gündür yemiyorum ya. Yolun bir yolun bir yolun bir yolun. Yolun bir yolun bir yolun. Su vereyim mi? Su da içeceğim mi? Ya. Doğru karnım diyeceğim. Alo. Al. Yok yok. 10 bin bitcoin'e yattı. 10 bin bitcoin'e yattı. Yok dolar düştü. Bozdur onu bozdur. Hepsini bitcoin'e yattı bitcoin'e. Aha. Benim o iki arabayı sat. Onları da bitcoin'e yatır ya da yatırma.
Bekle ben sana, ben veririm ben sana. Yemek yiyorum. Hayır, müsaade ederim, kaç. Alacağım ben seni. Burada çatal yok mu? Var abi de. Alo. Tamam. Ne yaptın oğlum ya? Oğlum 250 bin lira Bitcoin'e yatırmayayım ben sana. Tamam. Ha, yazdın mı? Tamam. He. Yok, onları altına çevir. Bitcoin dursun. Bitcoin'e dokunma. Tamam. Tamam. Tamam, eline sağlık. Tamam. Buyur abi. Bir tane daha yapar mısın? Oğlum sen dalga mı geçiyorsun? Efendim? Dalga mı geçiyorsun sen? Niye ki? Adam Bitcoin'den bahsediyorsun, dolardan bahsediyorsun, arabadan bahsediyorsun, durmuyor. Param yok diyorsun. Bu nasıl olacak? Param yok ki. Ben sana bir dürüm ısmarladım, sen dolardan bahsediyorsun, param yok dedin. Otur dedim sana, sen daha dürüm diyorsun ya. Kalk babam, başka yerde hadi. Kalk 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 babam, kalk. Başka yerde karnını doyur hadi. Sorun ne ki? Ya sorunun var babam. Param yok dedin, geldin, karnını doyurdum senin. Dolardan bahsediyorum. Paradan bahsediyorum, arabadan bahsediyorum. Diyor, bir dürüm dağıt bana. Kalk abi kalk. Kalk başka yere. Tamam, neyin var ya? Kalk abi kalk kalk, yeme abi. Yeme kalk abi, başka yerde yem. Niye seni böyle kızdın için anlamadım ben. Kalk abi kalk. Kalk. Bırak abi, kalsın kalsın, bırak. Hayır, bana danışmanlık yapıyor da parayı ne yapalım diye. Abi ne danışmanlık, bırak sen gözünü seveyim. Kalk abi ya, kalk. Siz soyguncu musunuz? Dilenci misiniz? Kalk abi bak. Tamam yiyeyim ya. Bırak abi, kalk abi ya. Ne oluyor? 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 Ye babam, hadi kay, ye de hadi kitabını ya. Bir yemek istiyor, dolardan bahsediyorsun, arabadan bahsediyorsun, bir durum daha istiyor. Ayıp ya. Ne oldu Allah rızası için verdin diyor ya. Güle güle. Bu da yeni mi soygunluğu, yeni rezillik mi? Anlamadım bir daha. İşte Allah razı olsun. Benden de babam, hadi kalk kalk, bak, bırak. Bir tane daha ama. Kalk babam, kalk. Kullandığın telefon benimkinden pahalı, kalk. Kalk hadi yavrum, afiyet olsun. Bunu arkadaşlar mağazada para toplaya verdi bana. Doğru söyleyeyim babam, kalk hadi kalk. Bir tane de attı. Hadi abim, hadi güle güle hadi. Al turşudan sardım biraz, hadi. Hadi babam, helal olsun. Bak, bak git, hadi bak. Turşuda gitsin. Al turşuda, az az sardım da turşuda. Kalk babam. Al turşuda, sardım turşuda. Yedin içtin abim, hadi güle güle abim, hadi. Hadi abim, hadi kalk. Kullandığın telefona bak, bir de burada kendisini utanmadan dilencilik yapıyorsunuz ya. Kalk. Ayıp denen bir şey var ya. Hadi abi. Kalk dışarıda konuş telefonla da abi. Efendim gelsin. Ha iyi, güzel. Ne kadar kar ettik oradan? 17 bin dolar. Tamam, o an daha Bitcoin'e yatır. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Sağ olasın. Kalk abi, kalk. Kalk abi. Ne oldu abi? Abi param yok. Yemek diyorum. Acıyorum, yemek veriyorum sana. Dolardan bahsediyorum. Kalk abi bak. Çay var mı çay? Çay yok abi, çay yok. Kola? Hiçbir şey yok. Soğuk meşrubat? Hiçbir şey yok. Kalk abi. Abi bir çay içmesene abi, bir çay. Tamam abi. Aile gelecek şimdi. Abi müsaade edin. Bir çay ısmarlasın olmaz mı abi? Bak lütfen. İkiletme, etme, ben sana hadi. Dürüm ısmarlamışım. Tamam, sen bırak. Karnını vermişim. Tamam. Dolardan bahsediyorum telefonda.
Bitcoin'den bahsediyorsun. Bir dürüm yiyorsun diyorsun, arabayı sat, onu sat. Tamam, aran buna... yok, niye yiyorsun? Hadi. İkinci dürümü de istiyor utanmadan. Kalkayım mı? Saadet aile gelecek. Ha, kalk. Nereye diyoruz? Gel. Gel bir arabaya gidelim. Gel. Çay ısmarlı mısın abi? Gel sen, hadi uzatma, gel. Söz mü? Söz mü? Çay ısmarlı mı abi? Gidin abi, kahvede mi ısmarlıyoruz? Nerede ısmarlıyoruz? Gel. Hadi gidin abi. Sen abi, bıraksan, bıraksan. Gel sen, gel. Çık abi. Sen bir içeceksin, gel. Abi adamın gönlünü alayım ya. Yok, yok abi, gönlü ben... almaya gerek yok. Çık, gel abi, hadi sigilerim hadi. Gel. Ayıp olur abi, ayıp olur. Kardeşim, abi, ayıp olmaz. Abi güle güle. Aa, abi götür abi ya, ben... Baba. Abi çıksana sen. Niye zorluk çıkarıyorsun? İnsan der misin? Gönlü küsür. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. Tamam şöyle. Tamam. Yönetme. Teşekkür namına vurur. Yeter artık. Gel. Gel. Abi buranın sen apo var apo. Ya sen bırak apoyu, ben de evlamı. Tamam bak, gel gel, bir şey diyeceğim. Apo... Gel buraya gel ya. Apo... Sen nasıl bir adamsın lan? Sen ismin Mustafa değil mi? Yok abi. Mustafa senin ismin? Hüseyin abi, benim adım Hüseyin. Gel. Senin patronun Apo dedi ki ona bir şaka yap dedi. Biz sana bir şaka yaptık. Bu arada abi şakalanmış oldu. Şimdi doğru, hiçbir yere kaçmayın, size çok güzel bir haberim var. Haberim dediğim hani bugüne kadar bizde daha işinde olmak üzere hani birçok yerde sürmene bıçaklarını gördünüz. Ama bu sefer başka bir şey göreceksiniz. Ne görecekler? Ne göreceklerini biliyorsun. Hiç bugüne kadar şunu biliyor muydunuz? Türkiye'nin ilk ustası, yine Mehmet Kumbasar, hani bıçakların ustası, rahmetli, kendini rahmetli anlıyoruz. İlk keser sapını yapan, ilk balta sapını yapan kişi. Yani sürmelerin keseri ve baltası Türkiye'de, dünyada konuşulan bir yapı. Değil mi? Evet. Ne özelliği var? Elde yapılıyor, elde dövülerek yapılıyor. Keser, balta, orak. Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde Yağmurlu köyünde yapılıyor. Bir zamanlar 60 hanede bunlar yapılırdı. Keser yapılırdı, orak yapılırdı, balta yapılırdı. Bıçak daha sonra çıkmıştı değil mi? Bıçak daha sonra. Bu şekilde. Araba makasından ocakta elde dövülerek yapılırdı. Yani 60 hane ya, varsa Köprübaşı'nın Yağmurlu köyü var. 60 hanenin 60'ında da böyle küçük atölye vardı. Hepsi keser yapardı, balta yapardı, orak yapardı. Bıçak işi daha sonra çıktı. Bıçak daha sonra. İşte ilk bıçak... o keser de burada yapıldı. O evet. Keser, baltayı bir görelim mi? Bakın nerede yapılıyor. Böyle büyük büyük fabrikalarda değil. Tamamıyla el yapımı. Şimdi ne yaptık? Nedir? Ben şunu fark ettim. Sürmelerden ilk yapılan neydi? Araba makası ve raylardan yapılan araba makasından, sürmene, ocaklarda keserle, dövülerek yapılıyor. Ocaklarda dövülerek yapılıyor. Sürmene baltası ama bıçak reklamı bunun önüne geçti. Ama esasında bıçaktan önce sürmenede ilk yapılan şey sürmene, demircilik. Demircilik. Bunları da bize Rum ustalar öğretti. Rum ustalardan öğrendik. Aynen, Rum ustalardan öğrendik. Bu şekilde 50 tane usta çalışırdı. Keser yapardı. Dediğim gibi bir kamyon keser giderdi. Türkiye'nin dört bir tarafına dağılırdı. 21 senedir evinize yapmış oldum. Kamera şakalarıyla misafir oldum. Hiçbir zaman yine yanıltıcı bir reklamla karşımıza çıkmam tabii ki. Ama dediğim gibi sürmenin bir gerçeği var. Sürmenin geçim kaynağı yıllar önce keser ve baltaydı. Buradan bütün Türkiye'ye kamyonlarca keser ve balta gönderilip bu köylülerin geçim kaynağı sağlanıyordu. Daha sağ sonraki akabinde yabancı sermaye, ne bileyim işte rekabet deyince işler biraz karıştı. Ama işin kökü burası, sürmene. Çünkü daha eski tarihi Rum ustalardan Mehmet Kumbasar bunu öğrenip yaklaşık aşağı yukarı sürmene 400 tane usta yetiştirdi. Derler yani memnun kalmazsan ziyade. Hiç öyle bir cümle kurmaya gerek yok. Bunu da iade etme şansınız yok. Çünkü... Biz kabul ederiz memnun kalmazsan. Kabul ederiz ama bunun üzerine zaten keser balta yok. Reklam olsun diye yani konuşmuyorum. Bu bir gerçek. Lafını keseyim mi baltayla? Kes baltayla, lafı baltayla kes. Sürmene'de 50 tane bıçak dükkanı var ama 50 tane işte keser dükkanı, işte el aletleri dükkanı yok. Yani bunlar biraz daha değerli. Bıçaktan daha da değerli. Aslında esasında bunlar daha değerli. Daha değerli. Bıçağa her yerden ulaşabilirler. Sürmene'de 50 tane dükkan var. Ama bunlara her yerden ulaşamazlar. Hedef noktadan ulaşırlar. Mustafa Karadeniz'den ulaşırlar. Evet, ulaşın. Esas önemli nokta el işçiliği bu. Bu sorularınızı görüyorsunuz, el işçiliğiyle bunu yapıyorlar. Makineyle değil. Zaten bu işin esasındaki püf nokta bu. Buradan yola çıkarak zaten bu işi anlayanlar ne demek istediğimizi çok iyi anladılar zaten. Evet, şimdiden güle güle kullanın. İyi günlerde kullanın.